Herkese merhaba arkadaşlar. OLC TV'ye hoş geldiniz. Ben Olcay. Evet, bundan birkaç video önce, daha doğrusu depremin olduktan sonra bir uzun süre ara vermiştim ve onun arkasından bir bira videosu çekmiştim. O da Van Steffen Weissbier'di. O depremin etkisiyle birazcık onu atladım ve o zaman da o videomu izleyenler bu videoyu tekrardan çekeceğimi söylemiştim. Ve o videonun daha ayrıntılı bir şekilde bira anlatımını, tadımını yapacağım arkadaşlar. Evet, biramız Van Steffen Weissbier arkadaşlar. Bunun Vitus olanı da var. Onun birazcık daha alkolü daha yüksek. Bir bira. Bunu çekelim. Ondan sonra da Vitus'u tekrardan çekeceğiz. Weissbier arkadaşlar buğday birası demek. Zaten beyaz bira anlamına geliyor. Ve beyaz bira da buğday birası demek. İşin açıkçası. Van Steffen Weissbier'i ufak bir tarihçesini üzerinden geçelim. Ondan sonra içeriğine, tadımına ve bizdeki uyandırdığı hisleri tekrardan birlikte yaşayalım. Arkadaşlar bu Van Steffen dünyanın ilk bira üreticisi olarak Weiss bir olarak yani tarihe geçmiş bir bira. 700'lü yıllarda Münih'te bir manastırda yapımına başlanıyor ve aradan bir 350 yıl falan geçiyor ve o sırada bu 350 yıllık sırada manastırın içerisindeki olan tarlalarda oradaki halka şerbetçi otu yetiştiriliyor ve oradaki şerbetçi otları da bir kısmı manastıra bağışlanıyormuş. Ve o biriktirilen aradan 350 yıl geçtikten sonra bu biriktirilen şerbetçi otlarıyla da artık o zaman tabii ki yapıyorlardır ama ilk lisansını 1040 yılında alıyor ve tarihe de böyle ilk bir üreticisi olarak tarihe geçiyor arkadaşlar. Yani aşağı yukarı 1000 yıllık bir bira fabrikasından söz ediyoruz. Bira yapımını söz ediyoruz. Ve aynı ilk günkü kurulduğu gibi bir bira içeriğine sahip bir bira arkadaşlar. Van Steffen'in içerisinde arkadaşlar su, yani bu su derken aklıma geldi. Bu manastırın altında 350 metrelik bir artık o zaman nasıl bir sondaj yaptılarsa veyahut da o zaman için nasıl bir teknoloji buldularsa o manastırın altından suyu çıkartıyorlar. O su da buna tabii bu alkollü içeceklerde su çok önemli. Daha önce de söylemiştim. Suyunuz ne kadar kaliteli ise, safsa ve kirlenmemişse o kadar güzel içecek, alkollü içecek elde edersiniz arkadaşlar. Hani evde bazen arkadaşlar da yapıyordur işte biradır veyahut da farklı içkiler illaki yapıyorlar. Onlarda da kaliteli ne kadar su kullanırsanız o kadar yaptığınız ürün de kaliteli ve içimi keyifli olur. Bunu da belirtmiş olayım. O manastırdan çıkan suyla yapıyorlarmış. Artık zamanla o maliyetleri falan ele alınca artık oradan taşınıyorlar. Başka bir yerde fabrika kuruyorlar. Şimdi bunun bir ilginç demeyelim de üniversitesi var arkadaşlar. Yine Münih'te Van Steffen'in bir bira okulu var. Adamlar buna yani o kadarcık bir önem vermişler bu bira konusuna. Van Steffen'in kendi üniversitesi var. Onun için de YouTube'dan
veyahut da herhangi bir yerden araştırma yapıp okuyabilirsiniz, görebilirsiniz. Yani bayağı büyük bir alana yayılmış bir üniversite. Bira üzerine kurulmuş arkadaşlar. Ve orada geziler yapıyorlarmış, düzenleniyor. Orada gezip görüyorlarmış her aşamasını. Tabii bazı biralar da buna benzer şeyler yapıyor. Lafı fazla uzatmadan direkt biz şey yapalım. İçeriğine geçelim arkadaşlar. Su, arpa maltı, buğday, maya ve şerbetçi otu ile yapılan bir bira arkadaşlar. 5,4'tü galiba. Hemen kontrol edeyim. Bazen yanılabiliyorum çünkü. Evet. Evet, 5,4 arkadaşlar. 5,4 alkol hacmine sahip biramız arkadaşlar. Buğday biraları biliyorsunuz filtresiz biralardır. Tabii ki bazı buğday biraları da filtrenebiliyor ama %80'i filtresiz biralardır. Şöyle hemen koyalım. Bulanık bir renge sahip. Şöyle göstereyim. Çok güzel bir köpüğü var. Tabii bu aldığınız ithal biralar arkadaşlar tarihlerine bakın. Tarihleri eğer geçikse veyahut da yakınsa onları almamaya özen gösterin. Çünkü bunlar çok fazla satılan biralar olmadığı için daha doğrusu satılıyor da yerli biralar kadar çok satılmıyor. Onun için tarihlerini kontrol edin diyorum. Şöyle hemen göstereyim size tekrardan. Köpüğü gayet güzel. Hiç sönmedi. Koklayalım. Belirgin bir tatta, kokuda muz alıyorsunuz. Zaten bunu işlerin üzerinde de yazar. Araştırdığınızda da öğrenirsiniz. Muz, karanfil ve buna ekstra olarak bunun içerisine narinciye de limon aroması da koymuşlar. Muzu ve karanfili çok net alıyorsunuz arkadaşlar yani koklarken dahi o tadı hissediyorsunuz burnunuzda. İçimi çok kolay, doygun bir yapıya sahip biramız arkadaşlar. Kıvamlı bir yapıya sahip. 5,4 alkol oranına sahip olmasına karşın herhangi bir acılık hissettirmiyor bize. Gerçi bunda kullanılan şerbetçi otuyla da alakalıdır. Şerbetçi otunun kokusu, tadı, acılığı çok fazla yok. Normal içilen gündelik biralara göre. Bu premium bir bira arkadaşlar. Yani üst segment biralardandır. Üzerinde de yazar zaten. Lezzetine diyecek hiçbir şey yok arkadaşlar. Hani bazı kişnişli buğday biraları da var. Onlara kıyasla içimi birazcık daha kolay. Oradaki kişniş baharat tadını birazcık daha öne çıkartıyor ve daha çok aroma veriyor arkadaşlar. Yani narinciye aroması da olsun, ondan çok fazla alınıyor. Buğday biralarını arkadaşlar daha çok böyle hafif yemeklerle. İşte tavuk olur, uzak doğu yemekleri olur ve hafif salatalar olur. Onlarla gayet güzel eşlik eden bir bira olacağını düşünüyorum.
ve keyifli bir içimi var arkadaşlar. Bu Weinstein'ın Weissbier'in. Bu limon aroması insana hani o ferahlatıyor. O karanfil ve muzun verdiği tatların ne önüne geçiyor ne arkasında kalıyor. Tam böyle güzel bir içim sağlatıyor bence. Biramız arkadaşlar göründüğü üzere kahverengi bir şişede geliyor ve 33 siyal bir ölçüye sahip. Fiyatını da söylemeden geçmeyelim. 57 TL arkadaşlar şu gün itibariyle. Tabii her gün değişebilme ihtimali var. Tabii ki bu zamların ne zaman geleceği belli olmuyor. Ama şu an itibariyle 57 TL'ye alabiliyorsunuz. Tabii bazı yerlerde bunu daha da ucuza alma imkanınız var. Bazı kampanyalar oluyor. O kampanyaları gördüğünüz zaman bence hiç kaçırmadan alın diyorum arkadaşlar. Daha önce içmiş olanlar veyahut da içenlerden yorumlar kısmına hissettiklerini yazarlarsa çok sevinirim arkadaşlar. Biramız şahsen ben şiddetle tavsiye ediyorum diyebilirim. Hani içtiğim en güzel buğday biralarından bir tanesi. Weinstein'ın. Sadece dediğim gibi bu biraların bir eksi yanı sadece fiyat arkadaşlar. Fiyatı birazcık daha makul olursa içilecek en keyifli biralardandır. İthal biralar ama maalesef dediğim gibi fiyat konusu bizim bazen önümüzü kesiyor. Evet arkadaşlar bu videoyu da böyle ufak ufak sonlandıralım. Bu arada beni ilk defa bu videoda izleyen arkadaşlara abone olmalarını ve bildirim zilini açmalarını şiddetle tavsiye ediyorum. Birçok videolarım var. O videolarda göz atarlarsa çok sevinirim. Son şöyle bu yudumu da sizin için içeyim. Bir sonraki bira videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay arkadaşlar.